14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere günler kala Millet İttifakı Afyonkarahisar'da seçim mitingi düzenledi. Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşli Çete'ye işaret ettiği açıklamasında Beşli Çeteler diyor ki, acaba Kılıçdaroğlu'nun ayağını nasıl kaydırırız? Bu adam cumhurbaşkanı olmasın ve bunun için her türlü iftiralara atıyorlar, inanmayın dedi. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, gençler demokrasiden, adaletten, haktan, hukuktan, kul hakkını savunanlardan yana mısınız? O zaman sizden söz istiyorum. Sandığa gidip oy kullanacaksınız. Benim de size bir sözüm var. Başınızı asla öne eğdirmeyeceğim dedim. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu uçakla Kütahya Zafer Havalimanı'na, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile birlikte gelerek Afyon'da halkla buluşma mitinginde konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada ayrıca şunları söyledi. Emeklilere birer maaş ikramiye verin dedim. Ta 2015'ten beri en az asgari ücret kadar olsun dedim. Vermediler. Sonra parayı nereden bulacaksın dediler. Arkasından düşük bir fiyat verdiler. Arkasından seçim geliyor. Gene ben ısrar edince biraz artırdılar. Sözüm söz. Bay Kemal sözü. Kurban Bayramı'nda bankaya gittiğinizde 15 bin liralık ikramiyeniz orada hazır olacak ve kullanacaksınız ve alacaksınız. Gene bağırdılar. Vay efendim, parayı nereden bulacaksın? Beşli çeteye gelince para var. Tefecilere gelince para var. Vatandaşa gelince parayı nereden bulacaksın? Onlardan alacağım, emekliye vereceğim. Hiç endişe etmeyin. Bir şey daha. Hani siz milliyetçiydiniz. Türk parası yok. Türk parası yerde seriliyor. Yerde sürükleniyor. O zaman niye dolar? Niye avro? O dolarla avroyla verdikleri bütün ihaleleri, bütün sözleşmelerin tamamını Türk lirasına çevireceğim. Hiç endişe etmeyin. Onlar da diyor. Bizim milliyetçiliğimiz onlar gibi değil. Onlarınki laf, bizimki gerçek. Afyon'u biliyorsunuz değil mi? Rahmetli Ecevit'i biliyorsunuz değil mi? Baskı kurdu Afyon ekilmesin diye, biliyorsunuz değil mi? Ecevit'in bu konuda neler yaptığını da çok iyi biliyor musunuz? Ecevit'in unutmadığım bir sözü vardır. Ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzendir. Biz öyle. Ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen. Az önce Sinan Ateş'le ilgili de bir pankart açtı. 418 milyar doları son kuruşuna, son sentine kadar alacağım ve vereceğim bu millete. Vereceğim. Mütedeyyin kardeşlerime de kısaca, ben de Afyon'la ve Afyonlarla gurur duyuyorum. Mütedeyyin kardeşlerime de seslenmek isterim. En büyük günah kul hakkı yemektir. Kul hakkı yiyenlere Allah aşkına ya oy vermeyin. Allah aşkına ya günaha ortak olmayın. Kul hakkı yiyenlerle niye beraber olalım? Kul hakkı yiyen en büyük günahsa Yüce Yaradan her türlü günahla gelirsin ama kul hakkı yiyeni ben affetmem diyor. O zaman kul hakkı yiyenlere oy verecek misiniz? Oy verecek misiniz? Oy verecek misiniz?